Merhabalar. Bugün sizlere okuma hakkında anlatacaklarım var. Bildiğimiz üzere yetenekli bir okuyucu dakikada yaklaşık 200 ila 300 kelime okuyabiliyor. Peki şimdi çok tartışılan bir soru soracağım sizlere. Hızlı okumak mümkün mü? Ya da hızlı okumak yerine şöyle diyelim. Anlama becerimizi kaybetmeden dakikada okuduğumuz kelime sayısını arttırmak mümkün mü? Dönemin popüler konularından olan hızlı okuma, zamandan tasarruf ettirdiği için üzerine kurslar açılan, uygulamalar oluşturulan, kitaplar yazılan popüler bir sektör haline gelmiştir. Birçoğumuzun denk geldiği şekilde dakikada 1000 kelime okuma, telefon defteri çevirme hızında kitap okuyabilme becerilerini geliştirmek adına program satan şirketler söz konusu. Ki bu, Savaş ve Barış'ı 9 saatte, Moby Dick'i ise 3,5 saatte okuyup bitirmek demek. Peki bu ne kadar mümkün? Bunları birkaç araştırma ile tartışalım. Konu üzerine yapılan birçok araştırma incelendiğinde dakikada 1000 kelimeyi okumanın üstüne çıkmak anlama becerisinden feragat etmeden neredeyse mümkün değil. Bunun önündeki en büyük engel anatomimiz. Göz hareketi uzmanları dakikada 1000 kelimenin üzerine çıkmanın oldukça zor olduğunu söylüyorlar. Çünkü okumak için gözlerimiz metnin bir bölümünde durmalıdır. Buna sabitleme denir. Daha sonra bir sonraki sabitleme noktasına hızlı bir şekilde hareket etmesi gerekir. Ve buna da seyirme ya da sekme adı verilir. Son olarak birkaç noktayı atladıktan sonra beynimiz bu bilgilerin hepsini toplayarak gördüklerimizi anlamamızı sağlar. Ancak gözün mekanik hareketinin ve sabitlemesinin görsel bilgiyi işlemesinden daha hızlı yapılamayacağı bilinmektedir. Peki okuma bir yetenekse ve yeteneklerin de geliştirilebildiği biliniyorsa, ilkokulda öğrendiğimiz şekilde okumaya devam etmeye mahkum muyuz? Bir pazarlama stratejisi olan 1000 kelimenin üzerinde okumanın fizyolojik olarak mümkün olmadığını konuştuk. Ancak araştırmaların birçoğu da 200-300 kelimenin yarı yarıyadan fazla arttırılabileceği yönünde, yani çeşitli teknikler kullanarak anlama becerimizden feragat etmeden 1000 kelimeye çıkmak mümkün değil. Ancak 1 dakika içerisinde 500-800 kelimeyi anlayarak okumak mümkün. Peki, iyi bir okuyucu olmak için neler yapabiliriz? İyi bir okuyucu olmak için yapacaklarımız aslında ikiye ayrılıyor. İlki, göz egzersizleriyle kendimizi geliştirmek, diğeri ise düzenli okumalar yaparak geliştirdiğimiz bu hızı anlayışa dönüştürebilmek. Şimdi, göz egzersiz teknikleri neler? Onları konuşalım. Çok çeşitli göz egzersiz teknikleri var. Bunlara takistot deniyor. Ben şimdi sizlere ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz iki göz egzersiz programından, yani iki farklı takistottan bahsedeceğim. Şimdi gelin onları beraber uygulayalım. Birincisi, Türkiye Hızlı Okuma Derneği'nin hazırlamış olduğu bir takistot. Ücretsiz olarak kullanıcılarına sunuyor dernek bu programı. Kaliteli bir program. Bu çalışmayı, bu programı hızlı okuma konusunda ilerleyebilmek için en az 20 gün boyunca yapmanız gerekiyor. Şimdi biraz inceleyelim programın faydasını. Program bize 3 tür egzersiz sunuyor. Bunlardan ilki göz açısının genişletilmesi ve blok görme egzersizi. Bu egzersizde sizden programın ortasındaki bir noktaya bakarken bu noktanın sağında ve solunda aynı anda gösterilen rakamları görmeniz, hafızanızda tutmanız ve yazmanız istenecek. Her doğru yazdığınız sayı öbeği için belli bir puan alacaksınız. Ve siz başardıkça program bir oyun gibi sizi bir sonraki seviyeye geçirecek. Giderek kademeler zorlaşacak. İlk etapta hane sayısı 2 iken son etap olan 5. etapta 6'ya kadar çıkacak. İkinci egzersiz grubu kademeli blok görme göz egzersizi. Bu etapta sağda ve solda blok olarak İki tane sayı çok kısa süre gösterilecek. Sizin yapacağınız ise sadece göz bebeklerinizi hareket ettirerek kafanızı hareket ettirmeden önce soldaki sayıyı sonra sağdaki sayıyı blok olarak görerek algılamanız ve bu sayıları hafızanızda tutmanız. Daha sonra aklınızda tuttuğunuz bu sayıyı sizden yazmanız istenecek. Egzersiz giderek zorlaşan aşamalar şeklinde hazırlanmış durumda. Bu çalışma bizlerin kelimeler arasındaki geçişleri hızlandırmamızı amaçlıyor. Üçüncü ve son egzersiz ise dikey göz açısının genişletilmesi ve blok görme egzersizi.
Bu etapta sizden programın ortasındaki noktaya bakarken bu noktanın altında ve üstünde aynı anda gösterilen rakamları görmeniz, hafızanızda tutmanız ve yazmanız istenecek. Siz başardıkça program sizi daha zor seviyeye doğru götürecek. Bu çalışma sadece tek sıra değil, aynı anda diğer satırları da okuyabilmeniz için gerekli olan çalışmayı size sunuyor olacak. Bu çalışmaları yaparken ilk başlarda zorlanmanız, yapamadığınız noktaların olması çok normal. Ancak sonradan çalışmalara devam ettikçe yavaş yavaş daha iyi yaptığınızı fark edeceksiniz. Programın 3 aşaması yaklaşık 25 dakikada tamamlanıyor. Göz egzersiz geliştirme çalışmalarında dikkat etmeniz gereken bir durum var. Bir günde 10 saat yapmanızın bir anlamı yok bu çalışmaları. Kas geliştirirken diğer sporlarda olduğu gibi belli bir düzen lazım bunda da. Her gün yapacağımız yarım saatlik bir çalışmanın faydasını göreceğiz. Ancak maalesef mini akli göz programı sadece bilgisayarlarda çalışıyor. Telefon ve tablette kullanabileceğimiz bir versiyonu şu anda yok. Bu egzersizleri bilgisayarınızdan yapmanız gerekiyor. Bunun için kendi kişisel bilgisayarınızı, eğer yoksa EBA destek noktalarındaki bilgisayarları kullanabilirsiniz. Sizlere ikinci söz edeceğim Takistot ise Spreader diye bir program. Bunun da ücretsiz bir versiyonu mevcut. Bu programda bize tek bir noktadan hızlıca kelimeler gösteriliyor. Bunun hızını bizler kendimiz ayarlayabiliyoruz. Bu da bize şunu sağlayacak. Diğer programda sayılar vardı ya, bu da bizim kelimeleri hızlı bir şekilde kavramamızı, biraz da iç sesimizi dindirmemizi sağlayacak. Spreader programına istediğimiz bir metni kopyalayıp yapıştıracaksınız. Ardından programı çalıştıracaksınız. 20 gün boyunca 1000 kelime içeren bir metni anlayarak kelimeleri kaçırmadan okumaya çalışacaksınız. Metin seçerken belli bir özelliği olan bir metin seçmenize gerek yok. İnternetten bulduğunuz bir gazete yazısı, bir dergiden bulduğunuz bir metin, bir öykü olabilir. Bu çalışma ile hem de kelimelere olan aşinalık düzeyimiz de artacak. Hani ilk başta hızlı okuyabilmek için ilk aşama göz egzersizleri demiştik. Diğer aşama ise düzenli okumalar yaparak geliştirdiğimiz hızı anlayışa dönüştürebilmek demiştik. İşte bu program ikinci aşamaya da aslında katkı sağlayacak. Göz egzersizlerinden bahsettik. Şimdi isterseniz ikinci aşamayı biraz açalım. Yani düzenli okumalar yapmak neden hızlı okumak için önemli? Aslında okuma birden fazla zihinsel sistem arasında koordinasyon gerektiren karmaşık bir görev. Önce kelimeyi görmelisiniz, anlamını ve onunla ilişkili diğer bilgileri idrak etmelisiniz. Kelimeyi cümlenin geri kalanıyla ve daha geniş bağlamıyla ilişkilendirmelisiniz ve ardından gözlerinizi nereye doğrultacağınızı bulmalısınız. Gözlerimizi nereye koyacağımızı bulabilmek için yapacağımız egzersizleri artık biliyoruz. Takistotları kullanacağız. Peki anlama aşaması için ne yapacağız? Şimdi biraz buna bakalım. Aslında bu daha kolay. Okuduğunu anlamanın sırrı kelimeleri tanıyabilme yeteneğiyle belirleniyor. Bunun için ise yapmamız gereken tek şey günlük 30 dakikamızı kitap okumaya ayırmak. Ayrıca kelimelerin doğru yazılışını bilmenin de hızlı okumayı ve anlamayı etkilediği araştırmalarla kanıtlanmış durumda. Bunun için günümüzün belli bir kısmında yazımla ilgili çalışmalara ayırmak faydalı olacaktır. Şimdi kısaca özetlemek gerekirse, hızlı okuma ve anlama için sizden istediğimiz 20 gün boyunca 1. Mini akli göz programındaki 3 egzersizde olabildiğince ileri gidebilmek. 2. Spreader programında günlük 1000 kelimelik bir metin ile egzersizler yapmak. 3. Günlük 30 dakikanızı okumaya ayırmak. 20 günlük sürenin sonunda başlangıçtaki noktadan çok daha ileride olduğunuzu aslında göreceksiniz. Peki bunu niye yapalım? Çünkü yüksek okuma hızına ulaşan bir öğrenci, daha iyi not almanın, akademik olarak gelişmenin, zamandan tasarruf etmenin, hedeflerine daha kolay ulaşmanın anahtarını elinde tutar. Denemeye ne dersiniz?